Merhaba hoş geldiniz. ETS 2'de yeni başladıysanız muhtemelen ayarlarınız otomatik güncelleştirmeye açık olacaktır ve oyuna güncelleme geldiği zaman otomatik oyununuz güncellenecektir. Ancak ayarlarında bir oynama yaptıysanız veya kapattıysanız öncesinde şayet oyuna bir güncelleme geldiği zaman bunu elle e, yapmanız, müdahale edip güncelleştirmeniz gerekmekte. Bunun için Steam'deki hesabınıza gelip oyununuzu seçiyorsunuz ve şu sağda dişliler var bakın dişlere tıklıyorsunuz dişlilere tıkladıktan sonra yani ayarları tıkladıktan sonra özellikler deyip şöyle bir pencere çıkacak karşınıza buradan betalara geliyorsunuz ve diyelim ki 150 sürümündesiniz ve şu anda bildiğiniz gibi 151 betaya geçmiş durumdayız 151 betaya güncelleştirmek istediğiniz zaman şuradaki Menüye tıklayıp ETS2'nin 151 beta versiyonunu seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra otomatik zaten oyununuz güncelleştirmeye başlayacak ve tabii bu biraz zaman alacak ve sonrasında ise 151 betaya geçmiş olacaksınız. Bu pencereden dilerseniz eski sürümü de yükleyebilirsiniz. Yani 1.51'e geçmek istemiyorsunuz da sürüm düşürmek istiyorsunuz. Dilediğiniz ETS2 sürümünü seçip isterseniz eski sürümü de seçebilirsiniz. Seçtiğiniz zaman yine dediğim gibi otomatik bir şekilde oyununuz güncelleşmeye başlayacak. Bir de arkadaşlar hazır bu pencereye gelmişken bir iki şey daha söylemek istiyorum. Şurada bakın güncellemeler var. Bu güncellemelere tıkladığınız zaman benim ayarlarım bu şekilde. Bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir seçeneğini tutuyorum. Bu oyunu hep güncel tut dersem arka planda oyun oynarken oyunumu güncellemeye çalışacak. Ve bu da oyun içerisinde kasmalara, droplara sebebiyet verebilir. Ve arka plan indirmeleri. Bakın oyun oynarken arka plan indirmelerini durdur demişim. Arka plan indirmelerini her zaman izin ver seçeneğini seçerseniz siz oyun oynasınız da oynamasınız da arka planda güncelleme geldiği zaman bunu hemen indirmeye çalışacaktır. Ben bu seçeneğe de arka plan indirmelerini durdur diye kullanıyorum. Tabi bu ayarları kullanmak istediğiniz zaman ETS2 güncelleme geldiği anda bunu elle betalara gelip seçip kendiniz güncellemeniz gerekiyor. Evet bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.